Rahmetli saç modelini örnek alacağım. Ben de gider gitmez şu yanları alacağım, üstü boş bırakacağım. Yakışmış. Fatoş abla buranın nuru, nuhu, köftecimiz. Yürü Fatoş abla. Mezar iftar. Kim tutar seni? Teşekkür ediyorum. Renkli esnaflarımızdan bir tanesidir kendisi İbrahim abi. Çok sevdiğim. Gerçekten gayet renkli. Aynen, oldukça renklidir. Fatoş abla soğanını az koy. Benimki az olsun soğanı. Tamam. Tamam mı Fatoş abla? Gibi, domatesini bol koy birazcık. Öyle yap Fatoş abla, tamam mı Fatoş abla? Memnunsunuz değil mi köfteden? Memnunuz. Çok. Herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fatoş abla'nın yanındayız. Fatoş Hanım merhaba. Merhaba hocam. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben köfteci Fatoş abla. Yıllardır, yani yaklaşık 17 seneden beri bu işi yapıyorum. Rahmetli babamın vefatıyla bu işe başladım. 2003 yılından beri köftecilik yapıyorum. Anne köftesi diye itham ettim köfteme. Bu isim Fatma mı, Fatoş mu? Fatoş hocam. Yani orijinali Fatoş. Orijinal Fatoş. Kimlikte Fatoş yazar. Ve bunu öğrenmiş oldum ben. Evet. Anne köftesi yapıyorum hocam. Sucuk ekmek yapıyorum. Her zevke, her damak tadına uygun. Kim ne isterse o şekilde hitap etmeye çalışıyorum. Şu anda soğanlı köfte yapacağım. Müşterimiz soğanlı istedi. Tabii ki soğansız isteyenler de var. Soğansız 1,5 porsiyon köfte yapacağım. Bu da tablacı salatamız. Adana'nın özel bir salatasıdır bu. Biraz pul biber, biraz sumak, birazcık da tuz atıyoruz. Isıttığım ekmeğimin arasına salatamı ilave ediyorum. Fatoş Hanım'ın eşi. Her başarılı kadın arkasında bir başarılı erkek vardır. Doğru mu? Doğrudur. Allah bin kere razı olsun, gerçekten her konuda desteğimdi. Sizlerin de desteğiyle birlikte ilerleyeceğiz inşallah. Afiyet olsun. İçi pişsin diye yavaş yavaş şöyle küçük dokunuşlarla tahta kaşığımızla bastırıyoruz. Köftenin içerisinde neler var? Köftenin içerisinde başta sevgim var. Biliyorsunuz anne köftesi. En güzeli. Anne köftesi yapıyoruz biz burada. Soğan var, maydanoz var, biraz toz biber, karabiber, birazcık da tuz var. Tabii birazcık da ekmek içi var. Bu 1,5 porsiyon hocam. Fiyatı ne kadar? 20 lira. Uygun. Ekmek arası 1,5 porsiyon, eti bol 20 lira. Şöyle 6 tane de normal porsiyonumuz 13 lira. Köftelerimiz pişti. Şimdi siparişimiz tam olarak hazır gibi. Şu an sarıyorum. 1,5 porsiyon bu arkadaşlar. 1,5 porsiyonda 9 tane köfte var. Şöyle közlenmiş biberlerimizi de ekliyoruz içerisine. Közlenmiş domates ve biber. Ocakta. Şu şekilde. Biraz daha pul biber ilave ediyorum. Çünkü müşterimiz acıyı çok seviyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Afiyetle yiyin. Biber salçası ve zeytinyağı. Şu şekilde. Yeterli kadar. Yeterli bu. Şimdi 15-20 dakika kadar bunu güzelce soteleyeceğiz. Bütün sebzeler piştikten sonra yumurtasını ilave edeceğim. Adana usulü menemen. Biz soğanlı yaparız, biliyorsunuz bunun tartışması var. Soğan ve sarımsak her türlü yemeğe yakışıyor bence. Biz de öyle düşünüyoruz. Tabii ki damak tadıdır. Herkese saygımız var. Kesinlikle. Kim nasıl yemek istiyorsa o şekilde yesin. Ekmek arası yiyenler de var. Genelde tavada servis yapıyoruz. Şöyle minicik bir sistemle. Evet, menemenimiz hazır. Jülyen tavuk yapıyoruz. Tavuk neresi? Tavuk ızgara. Bu göğüs hocam.
Zeytinyağı ve salçayla acarlıyorum. Ürünlerin tamamında zeytinyağı kullanıyorum. Zeytinyağı kullanıyorum. Biraz biber salçası. Onu da kendimiz evde yapıyoruz zaten. Mümkün olduğu kadar buradaki ürünlerimizin birçoğu ev yapımı. Kendi yapımlarımız. Hani gerçek anne köftecisi. Kesinlikle. Şu şekilde biraz közlenmiş biber ve közlenmiş domates de yine aynı şekilde arzuya göre tatlandırıyoruz. Biraz ekmeğini bol istedi müşterim. Bunların hepsi aynı fiyat. Sadece müşterinin damak tadı, işte ekmek potansiyeli nasılsa ona göre hazırlıyorum yemekleri. Buraya gelen bir kişi 13 liraya evet, aynen. Karnını rahatlıkla doyurabilir. Rahatlıkla doyurabiliyor. Bol bol doyuyorlar. Hocam, şu anda size en son olarak da küçük ekmek yapıyorum. Buradaki menülerimin hepsi 13 lira. Sadece 1,5 porsiyonlar 20 lira. İçecek ne kadar? İçecek kolamız 3 TL, ayran limonata 2 lira. Yani buraya yiyecek ve içecek 15 liraya karnını rahatlıkla doyurabilir. Evet, kesinlikle öyle. Fatoş ablanın anne köftelerini herkesi bekleriz. Abidin Paşa Caddesi, Eski Hayat Hastanesi sokağı, Kızılay Caddesi'nden geldiğinizde de İş Bankası sokağına girdiğinizde köfteci Fatoş ablanın minibüsünü görürsünüz. Hepinizi bekliyoruz. Sucuk hemen pişer biliyorsunuz. Bir sabitse tamam. Şöyle biraz üzerine pul biber gezdirdiğimiz zaman acı da attık mı? Bunu salata koyuyor musunuz? Bu isteğe bağlı. İsteğe bağlı. Genelde sucuk ekmek olarak tercih ediliyor. Acil bir köfte atar mısın Fatoş Hanım? İçi 1,5 olsun, içi 1,5 hemen acil. Fatoş Hanım bayağı bir dolu dolu içerisin. Aynen, double köfte. Double. Öyle diyorlar ya. Sizler için tadına bakıyorum. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Afiyet yani soğan salatası tabii ki ayrı bir tat katmış. Herkesi buraya gelmeye tavsiye ederiz. Benim burada beklemiş salata olmaz hocam. Biz kişiye özel salata yapıyoruz bu arada. Anlık salata yapıyorum tabiri caizse. Geçen şu an taze oldu belki evet, zaten. Yani günün hangi saatinde gelirseniz gelin burada beklemiş salata olmaz. Anlık salata yaparız. Peki burası sabah kaçta açık? 10.30'dan akşam 6.30'a kadar veya 7'ye kadar buradayım. Ama bazen müşterilerim arıyorlar işte abla mesai saatimiz 7'de bitiyor diye. Bekliyorum aradıkları zaman. Sizi tanıyalım. Ben Ahmet. 2.30'dan beri. 2.30'dan beri buradayım. Fatoş abla 2.30'dan beri iyi tanıyorum. Annem gibi kendisi. Sık sık gelip giderim. Yani hem anne hem de köftesi. Anne yani, köftesi. Tabii, siz aynen. Şanslısın o zaman. Aynen tabii. Sık sık gidip gelirim, yerim yani burada. Çok lezzetli de. Çok tavsiye ederim gençlerle. Beğeniyorsunuz. Ya, tabii. Yalnız ben de sizin şu saç modelini beğendim. Ya, bu... Ben de aynısını yaptırsam olur mu? Tabii. Burada bu köfte yedikten sonra bu tıraşa bu hale geldim ben. Öyle mi? Yani. Tamam, böyle bir enerjisi var köftenin. Bu hale getiriyor insanı yani. Hem dolu hem de doyurucu. O yüzden buraya gelip şu lezzetin tadına bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatoş abla. Afiyet olsun sağ sevgili olasın, arkadaşım, abla. Komşum. Sağ olasın abla. Fatoş abla. Anne köftesi 10 numara. Evet, menemenimizi beğenecek misiniz bakalım hocam? Şimdi buyurun. Fatoş Hanım'ın yapmış olduğu menemenin tadına bakıyoruz. Evet, Adana usulü anne menemeni, köfteci Fatoş abla menemeni diyelim. Afiyet olsun. Fatoş Hanım gerçekten burada çok güzel, harika. Ellerinize afiyet sağlık. Olsun. Fatoş Hanım bu kasap sucuğu dediniz. Kasap sucuğu. Peki bu ne eti? Dana eti, %100 dana eti hocam. %100 dana eti. Aynen. Yani bir şey yok değil mi? Asla. Buz et falan yok kesinlikle. Yok, sadece %100 dana eti. Şimdi fazla ekmek yediğimiz için ben şu an şu şekilde tadına bakıyorum. Afiyet olsun. Beğendiniz mi?
Gerçekten bu da çok güzel. Evet. Yani baharatlar böyle ayrı bir tat katmış. Aynen. Güzel. Yıllardır aynı sucuğu kullanıyorum. Yani müşterim çok memnun. Bu da kiloyla da sattığım oluyor. Esnaflar çok memnun çünkü. Peki kilosu ne kadar bu şekilde? 45 lira. Gayet uygun. Evet. Yani gelip burada sucuk alabilir. Tabii ki. Yani şöyle bana verdiği gibi, kasaptan aldığım gibi aynı fiyatı verir. Taksimleri kırılsın, bizi gören vurulsun. Fatoş abla bir numara, tüm dünyaya duyulsun. Ben damak konusunda uzmanım. Hani Türkiye'de, Avrupa'da her yerde damak lezzetlerini tattığım için. Evet, teşekkür ederim. Yani muhteşem. Ali Ajans, Özlem Hanım, organizatör arkadaşımız Samet Eyvallah. Bey. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Vallahi hoş geldiniz. Karnımız acıktı. Dedi ki köfteci Fatoş ablanın mekanına gidelim. Bu lezzetten mahrum olmayalım. Çok da güzel olmuş. Yüreğinize sağ olun. Çok teşekkür ederim. Herkesi burada yemeğe davet ediyorum. Değerli takipçilerim, buraya gelip 13 lira sadece yiyeceğe, 2 lira da içeceğe verip evet. Burada 15 liraya gayet güzel şekilde karnınızı doyurabilirsiniz. Tüm takipçilerimi buraya gelip şu lezzetlerin tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Fatoş Hanım, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ayaklarınıza sağlık. Ben tamamının tadına baktım. Ellerinize sağlık. Hocam, kendinize iyi bakın. Ayaklarınıza sağlık. Beni görüşmek üzere. Çok sağ olun. Güzel video için, güzel tanıtım için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.